Bayramınız kutlu olsun. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu halkının 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını klasik ve off-road araçlarından ve motosikletli gençlerden oluşan konvoy ile şehir turu atarak kutladı. Balkon ve camlara çıkan vatandaşlar konvoyu ve Başkan Özcan'ı alkışlarla destekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle milli mücadelenin başlangıcının 101. yılını sokaklarda kutlayamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla Bolu Belediyesi tarafından konvoy düzenlendi. Karaçayır Mahallesi'nden başlayarak Atatürk Orman Parkı'nda son bulan etkinlikte klasik ve off-road araçlarından ve motosikletli gençlerden oluşan konvoy, Türk bayrakları ile süslenerek marşlar eşliğinde tüm şehri turladı. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Öbür gözlerinizden yanında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan da üstü açık off-road aracına binerek vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını ve Kadir gecelerini kutladı. Bayramımız kutlu olsun abi. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Başkan Özcan, Atatürk Orman Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı öncesinde yaptığı konuşmasında milli bayramların önemine değindi. Başkan Özcan, kurtuluş mücadelesinin üzerinden bir asır geçtiğini belirtti. Bugün 101. yılı kurtuluş mücadelesini başlatmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a adım atışının tam bir asır geçti. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcında bu korona günlerinde bu kısıtlı imkanlarla sosyal mesafeye uyarak bugün burada farklı bir yerde Atatürk'ümüzün adını taşıyan Orman Parkı'nda küçük bir kutlama gerçekleştirmek istedik. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tabii bizler milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya alışkın bir milletiz. İşte geçen yıl milli bayramlarımızda çok büyük yürüyüşler, fener alayları, konserler düzenlenmişti. Ancak bu yıl koronavirüs sebebiyle bu coşkulu kutlamaları yapamıyoruz. İnşallah artık 30 Ağustos'tan itibaren tamamen normalleşiriz. O eski günlerdeki gibi, geçmiş yıllardaki gibi milli bayramlarımızı büyük bir mutluluk ve coşkuyla kutlarız diye düşünüyorum. Bunu da temenni ediyorum. Başkan Özcan, milli bayramları olmayanların dini bayramlarının da olmayacağına dikkat çekti. Bugün tabii sadece milli bayramımız değil, aynı zamanda kutsal Ramazan ayı içerisindeyiz. Bugün de Kadir gecemiz. Üçü aynı döneme rastlamış oldu. Bu bize şunu hatırlatmalı bana göre. İşte biz bu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, kurucu liderimizin 101 yıl önce başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda mücadelesinde başarılı olamasaydık belki bugün yabancı milletlerin işgali altında olacaktık. Milli bayramımız olmayacağı gibi Ramazan ayımızda rahatça orucumuzu tutup ibadetimizi yapamayacaktık. Belki Kadir Gecesi'ni istediğimiz gibi idrak edemeyecektik. O yüzden hep söylüyoruz, milli bayramı olmayanların maalesef dini bayramı da olmuyor. Başkan Özcan son olarak bundan sonraki yıllarda da coşkulu bayram kutlamalarına devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Biraz önce halkımızın bence çok mutlu olduğu küçük bir kutlama yaptık. İşte jiplerimiz vardı burada, vosvoslarımız vardı, motosikletli gençlerimiz vardı. Hep birlikte Bolu'da mümkün olduğu kadar
bir tur gerçekleştirdik. Bizler sizler adına Bolu halkımızın bayramını kutladık. Tabii pencerelerden, balkonlardan bizlere eşlik eden binlerce Bolulu vatandaşımızı siz de gördünüz. Herhalde böyle farklı kutlamaları da halkımız istiyor ve destekliyor. Bundan sonraki yıllar coşkulu kutlamaların yanı sıra bana göre bu tür kutlamalara da devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Etkinliğe katılanlar burada saatler 19.19'u gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra etkinliği sonlandırdı.